Merhaba herkese. Bugün rutin olmayan problemleri çözeceğim size. Rutin olmayan problemler gerçekten müfredatın artık olmazsa olmazı. Her denemede neredeyse karşımıza bir iki tane soru çıkıyor. Ve özellikle rutin olmayan problemleri benim en fazla önemsememin nedeni bu problemlerle uğraşa uğraşa öğrencilerle gözlemlediğim şey matematik becerileri gerçekten artıyor. Çünkü işlem olarak çok yoğun işlemler yapmanıza gerek yok. Sadece mesele gerçekten verilen bilgileri toparlayıp soruyu çözmeye çalışmak. Müzik Şimdi rutin olmayan problemlerde karşımıza ne çıkıyor? Şekil çözümleme, tablo okuma, durum analizi, sayı örüntüsü. Özellikle rutin olmayan problemlerde işi zorlaştıran şey sayı örüntüleri. Bu sorularda matematik becerilerin farklı soru tiplerinde kullanılabilirliği ölçülür. Biraz daha matematiğin uygulama alanı da diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar Problematik kitabımızın sayfa 182'si 182'deki soru 4'e bakalım. Hatta kitabımızı ben size göstereyim. Bu kitabı gerçekten alın. Önemli olan bu kitapta temel düzeydeki soruların yanında orta düzey ya da nasıl desem yeni nesil ve rutin olmayan problemleri çözmeniz o yüzden sizi çok şey öğreteceğine inanıyorum. Temel düzey, temel düzey problemi çözdünüz. Yeni nesil arkasından da rutin olmayan problemler size konuyu pekiştirmenizi sağlayacaktır. Hemen sorularımıza geçelim ee, ve gelelim güzel bir soruya. Şimdi bu soruyu güzel yapan şey nedir? Öncelikle bunun ne olduğunu anlamamız gerekiyor bizim. Şimdi bakıyorum. Soldaki şekilde Türkçe karakterlerin ve sayıların kullanıldığı örüntüye göre aynı örüntüye sahip sağdaki şekilde soru işareti yerine aşağıdaki harflerden hangisi gelmelidir? Öncelikle benim burada örüntüyü bulmam gerekiyor. Şimdi örüntüyü bulmak için arkadaşlar ilk olarak şöyle bakıyorum. 2 ile 10'un toplamı 12. Genelde karşılıklı toplamlar burada önem kazanır. Daha sonra ne olabilir? 7 var. 5'in karşısında F var. Şimdi D yumuşak G ve F harflerine bakılacak olursa. Bakın alfabetik harfleri yazayım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H bu şekilde ilerliyor. Şimdi bakılacak olursa D harfi alfabemizde kaçıncı harf? 1, 2, 3, 4, 5. Yani burası 5. harf. Devam ediyorum. Yumuşak G'ye bakıyorum. Yumuşak G kaçıncı harf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. harf. Devamında F'de onun bir öncesiydi. 8'in F'ye bakıyorum. F'de 7. harf. Şimdi bakılacak olursa karşılıklı ifadeleri toplayalım. 3 ile 9'u topladık kaç oldu? 12 7 ile 5'i topladık kaç oldu? 12 5 ile 7'i topladık 12 Burada 9 vermiştik. 9 ile 3'ü topladık 12. Yani burada karşılıklı toplamları ben 12 olduğunu görüyorum. Eğer buradaki kural burada da geçerliyse O zaman bu harflerin ben ne yapayım? Sayı doğrusu daha doğrusu alfabedeki sayısına bakayım. M harfi bakılacak olursa 16. harf. R harfi 21. harf. Bunları uzun uzun yapınca göreceksiniz. P harfi de 20. harf. Şimdi bakalım soldaki kural gerçekten geçerli mi? 20 ile 11'i topladım. 31. Devam ediyorum. 16 ile 15'i topladım. Tekrar 31. 21 ile 10'u topladım. Tekrar 31. O zaman bunların toplamları da kaç olması gerekiyor? 31. O zaman bu da alfabenin 18 harfi oldu. Alfabe'mizin peki 18. harfi nedir? O harfi arkadaşlar eğer bakarsanız zaten göreceksiniz. Geçelim diğer sorumuza. ABC takımlarının birbirleriyle yapmış oldukları tavla maçları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. En az oynayan A'dır ve 13 oyun oynamıştır. En çok oyun oynayan C'dir ve 16 oyun oynamıştır. Şimdi öncelikle a C takımlarının birbirleriyle oynadıkları maçları şöyle diyebilirim. A'nın B ile maçı olacak. Daha sonra A'nın C ile maçı ve B'nin de C ile maçı olması gerekiyor. Bakalım en az oyun oynayan neymiş? A'ymış. 13 oyun oynamıştır. En çok oynayan C'dir ve 16 oyun oynamıştır. Buna göre A ve B kendi aralarında kaç oyun oynamıştır? Şimdi A ile B'nin kendi aralarında oynadığı oyuna x diyelim. En az oyun oynayan A ise ve 13 oyun oynamıştır. A hem B ile oynadı hem de C ile oynadı. Toplam 13 ise burada ne geldi? 13 eksi x. Devam edelim. En çok oyun oynayan C'dir ve 16 oyun oynamıştır. O halde C'nin oynadığı toplam 16 olması için ben buraya da kaç veriyorum? X artı 3. Devam edelim. Şöyle diyoruz. En az oyun oynayan A ise A'nınki 13. En çok oynayan da neydi? 16. B o zaman bunların ortasında. Peki B'nin oynadığı maçlara bakalım arkadaşlarım. B A ile oynadı x defa. C ile oynadı x artı 3 defa. Toplarsak burayı ne oldu? 2x artı 3. Her taraftan ne çıkartalım? 3 çıkardım. 10. 2x. Buradan da kaç geldi? 13. Her tarafı 2'ye böldüm. 5. X ve 13 bölü 2. Biz öncelikle ne diyeceğiz? A ile B'nin kendi aralarında oynadı. Şimdi burada kaç olabilir dememiş. En az kaç dememiş. En çok kaç dememiş. Demek ki bu koşulu sağlayan tek değer var. 13 bölü 2 arkadaşlarım 6,5 olduğundan dolayı 5 ile 6,5 arasındaki tek tam sayımız bizim 6'dır. O halde cevabımız A oldu. Geçiyorum diğer soruya. Bakın gene güzel yeni nesil denilebilecek rutin olmayan bir problem. Öncelikle bu tip sorularda dediğim gibi eğer şu okunanları düzgün bir şekilde alt alta yazarsanız veya soruya uygularsanız sorunun çözümünde yapacağınız işlem o kadar az ki sade bakıp işaretlemek kalıyor. Bakalım hemen. Yanda bir okul servisinde öğrencilerin oturma planı gösterilmiştir. Bu servise 3 öğrencinin oturdukları yerlerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Enes'in oturduğu koltuk numarası 6 ile bölündüğünde 4 kalanını verecek. 6 ile bölündüğünde 4 kalanını veren sayılar nedir? 4 ilk olarak. Yani 6K artı 4'ü düşünün. K'ya 0 verdiğiniz kaç oldu? 4. Arkasından bir 6 ekleyelim. Kaç? 10. 16, 22, 6 ekledik. 28. Arkasında daha fazla devam etmeye gerek yok. Şimdi yani hangileri olabilir? İşaretliyim. 4. Burada geldik. 10. 16. 22 ve 28. Arda enes'in yanında ve cam kenarında. Şimdi bakın. Burada ne vardı? Enesleri işaretledik, değil mi? Enes bunlardan birisi olabilir ama Arda'nın nerede olması gerekiyor? Cam kenarında mı? O zaman Arda'yı yanına koyarsanız Arda burada koridora düşer. Burası nedir? Koridor. O zaman burada olamaz. Geliyorum buraya. Ya bu olacak ya bu olacak. Yani bakılacak olursa Arda ya burada olacak ya da burada. Batu'nun koltuk numarası Arda'nın koltuk numarasından da 8 küçüktür. Bakın 8 küçükse o zaman eğer Arda'ya 9 verirsen 8 küçük kaç oldu? 1. Ya da ne olacak? 21. 21'den neyi yapalım? 8'i çıkartalım. Buradan da kaç olabilir? 13. Ama en az dediği için kaçı vereceğiz? 1'i. Ve geçelim diğer sorumuza. Gayet güzel, hoş bir soruydu. Dediğim gibi eğer okunanları düzgün bir şekilde soruya yerleştirirseniz bu soruları çözmek gerçekten rahat. Geçiyorum diğer soruya. Bakalım ne oluyor? Gene bu soruya, ya bu soruya 5 yıldız mı, 15 yıldız mı bilmiyorum ama arkadaşlar 3 yıldız atayım gene de. Güzel bir soru. Neden güzel bir soru diyecek olursanız, gerçekten bu verilenleri iyi bir şekilde toparlarlarsa, toparlarsanız sorunun çözümü o kadar rahatlayacak. Bakalım. 100 tane bilye bulunan bir torbadan bilyeler aşağıda verilen kurala göre boşaltılacaktır. Boşaltma işlemi 1'den 100'e kadar olan doğal sayılardan. Arkadaşlar burada doğal sayılar dediği bilyenin üzerindeki. Bakın bilyenin üzerindeki doğal sayıları düşünün. Şimdi 1'i seçilerek yapılacaktır. Seçilen sayı bir basamakta ise bu sayı kadar bilye torbadan alın. Yani 1'den 100'e kadar bilyeler var. Siz ne yapın? Buradan 3'ü e, seçmişseniz 3 tane herhangi bir liye alabilirsiniz. Devam edelim. Ee, çıkarılacaktır. Seçilen sayı bir basamakta değilse bu sayının rakamları toplamı kadar biliy. Mesal 15 ise 6 tane biliy alacaksınız ama kendisini de alacaksınız. Her sayı en çok bir kez kullanılacaktır haliyle. Çünkü siz ne yapıyorsunuz? 15 derseniz ha doğru. 15 derseniz e, 15 tane biliy rakamları toplamı 6 olduğu için 6 tane biliy alacaksınız bir de 15'i alacaksınız. Zaten 15 bilyesini aldığınız zaman bir daha 15 kullanma şansınız yok. Buna göre bu 100, bu 100 bilye yukarıdaki kurala göre en az kaç seferde boşaltılabilir? Şimdi sevgili arkadaşlar en fazla olmasını istiyorsanız 100 değil mi? Bu nedir? Rakamları toplamı tek basamaklı olmadığı için bir bilye çekilebilir. Ben o yüzden ne yapayım? 99'u çekeyim mesela. 99'u çekecek olursam arkadaşlar rakamları toplamı kaçtır? 18 midir? Buradan 18 tane geldi. Bir de kendisi var artı 1. Geliyorum. Devam ediyorum. 98'e geçelim. 98'in 98'i bileği aldım. Dedim ki üzerinde 98 yazıyor. Rakamları toplamı 17. 17 artı 1'i aldım. Çünkü kendisini de almış oluyorum. Bir de kendisi dışında 17 tane bile aldım. Devam ediyorum. 97'ye gelelim. 97'den kaç oldu buradan? 16 oldu. 16. Buradan 16 artı 1. 98'i saydığım gibi ben bir de 89'u da sayacağım. Bakın sorunun en kritik tarafı geldi. 98'in rakamları toplamı 17, 89'un da rakamları toplamı 17. O halde benim 89'u da almam gerekir. Buradan da rakamları toplamı 17, bir de kendisi var 18 olur. Devam ediyorum. 97'yi aldık. 88'i deneyelim. Çünkü burada rakamları toplamı kaçtı? 16'ydı. 88'de de 16. O halde bunu da alacak olursak buradan kaç geldi? 16 artı 1. Bir de neyi alalım arkadaşlarım? 87'yi. 87'yi alacak olursak veya 96 fark etmez. İkisinin de rakamları toplamı 15. 87'yi aldık. Burası 15. Buradan da artı 1 oldu. Şimdi bakıyorum. Burada soruda dikkat edilecek nokta şu. 88'i aldığınız zaman gidip 16 tane rakamı küçüklerden seçin. 1, 2, 3'ten seçin. Büyük rakamlar kalsın. Onları da kullanın. Tamam. Burada bunları toplayalım. Bunları toplayacak olursak bakalım kaç çıktı. Burası 19. Burası 18, 37'yi verdi. Devam ediyorum. Burası 17, burası 18, 35'i verdi. Burası 17, burası 16, 33'ü verdi. Sevgili arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz? Bunları toplayacak olursak bu bize e, 100'ü geçti hatta. Değil mi? Toplamda kaç tane vardı? 100 tane vardı. Burada ne oldu? 100'ü de geçtiğinden dolayı en az 6 seferde bunu çözmüş olursunuz. Yani biti, bitmiş olur. Geçelim buraya. Gene güzel bir soru. Gene okuduğunu anlama sorusu. Bu sorularda şöyle bir şey yapın. Soruyu okurken bir tık başlarken çok kontrollü başlayın. Yani iyi bir nefesle başlayın soruya. Verilen bilgileri iyi aklınızda tutarsanız uygulaması rahat olur. Bakalım ne diyor? 3 saat süren bir yarışta bir otomobilin her bir saatlik zaman diliminde tamamladığı tur sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir. 3 saat süren bir yarış bir otomobilin her bir saat. Birinci saat, ikinci saat ve üçüncü saat. Tur sayıları birinci saatte ne kadar almış? 50. Sadece ikinci saatin içinde ne kadar almış? 70. Üçüncü saatte kaç almış? 60. Ne diyor bize? Bu otomobil yarışın her bir saatinde sabit hızla. Yani bana şunu söylerse e, yarım saatte ne kadar aldı? 25 tur derim. Bunun gibi. Yarışın başlangıcından 135 dakika sonra toplam 135 tur atılmıştır. Bakın 135 dakika bana neyi verecek? 2 saat 15 dakika. 2 saat 15 dakika. Birinci için yapıyorum. Birinci için yapıyorum. Birinci saatte ne kadar almıştı? 50. İkinci saatte 70. Devam ediyorum. Üçüncü saatin 15 dakikası. Yani bir saat kaçtır? 60 dakika mı? 15 bölü 60 bana neyi verdi? 1 bölü 4'ü. O zaman 60'ı 4'e bölüyorum. Buradan da kaç geldi? 15. Yani bana neyi verdi? 135 turu vermiş. Bu doğru. 3 saatin sonunda ortalama 60 tur atılmıştır. Şimdi ortalama sorusu ne demektir? Ortalama için ben şöyle bir yol izleyeceğim. Toplam tur bölü 3 olmalı. Şimdi toplam turumuza bakalım. 70 50 60 70 değil mi? Topladık 110 180. Totalde kaç saat geçmişti? 3. Buradan da kaç oldu? 60 tur. Bu da doğru. Şimdi bakın 3 saat geçti. Kaç tur atıldı? Tur bölü dakika. Totalde kaç tur atılmıştı? 180. Arkasından devam ediyorum. Kaç dakika geçti? 3 saat yani 180 dakika geçti. O zaman bölecek olursak bir cevabını. Bu da doğrudur. Cevabımız yani 1 2 3. Gerçekten güzel sorular. Geçelim. Diğer sorumuz o halde. Aşağıda bir bilgisayar algoritmasının işleyişi verilmiştir. Evet. Bakın yeni nesil ya da rutin olmayan problemlerin olmazsa olmazı. Biraz daha şöyle söyleyebilirim size rutin olmayan problemleri yeni nesilden ayıran şey rutin olmayan problemler daha çok biraz daha verilenleri soruda işlemekle alakalı. Ama yeni nesil sorular biraz daha gündelik hayattan edinilmiş sorular diye düşünebiliriz fiziksel dünyadan daha çok. Şimdi bu algoritmaya çeşitli A ve B sayıları giriliyor ve algoritma sonuç olarak bir C değeri üretiyor. A ve B sayılarını oku. Tamam. Yani ne yapacaksınız? A ve B sayıları gireceksiniz. Bakın cevapçıklarında var. A'ya kaç vermiş? 2, B'ye 3 vermiş. Mesela girelim. Girdik. A ve B sayılarını girdik. 2 ile 3'ü girdik. Daha sonra ne diyor bize? Şuradan yazayım hatta karışmasın. 2 ile 3'ü e girdik. C eşittir. A, B olarak al. Tamam. İkinci adımda ne diyeceğiz o zaman? Çarptım 6. C 200'den küçükse küçük evet 6 çünkü. Dördüncü adıma geç. Geçelim. A'nın değerini 2 arttır. A'nın değerini 2 arttırdım. 4 oldu. B'nin değerini 2 ile çarp. 6 oldu. Çarptım kaç oldu? 24. Arkadaşlar hala 200'den küçük. Devam edelim. İkinci adıma geri dön. Döndük. Yani ikinci adımı bulduk. 24. Ve ne diyor? Ee, AB olarak şimdi ne yapacaktık? A'nın değerini 2 arttıralım. Şimdi bunun A'nın değerini 2 arttı, arttırdık. Bunu da 2 ile çarptık. 12. 6 ile 12'nin çarpımından 72. Devam edelim. Hala 200'den küçük. O zaman bunu 2 arttırıyorum. 8. Bunu da 2 ile çarpıyorum 24. Bunları da çarptım. Burası kaç oldu? 112. Evet. Yok 192 pardon. 192. Hala 200'den küçük. Bu sefer ne yapacağız biz? Geleceğiz buraya. Buraya bakıyorum. Buradan kaç oldu? 10, şey, 2 arttırdım. 10. Bunu 2 ile çarptım. 48. Buradan da ne oldu? 480. Bitti. Şu an algoritma bitti. Sonuçlandı. 480 sonuçlandı. Şimdi bakalım. Algoritma okuduğu A ve B sayılar için 192 değerini yazmış. Yani buraya kadar gelmiş. Buna göre A ve B sayıları aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakalım. A'ya 2, B'ye 3 verdik mi? Verdik. A'ya 4, B'ye 6 verebilir miyiz? Evet. 4, 6 olursa kaç olacak? 24 olacak. 4'ü arttıracaksın. 2 ve 6'yı 2 ile çarpacaksın. Bu da olur. E zaten 6 ile 12 de elimde var. E zaten 8 ile 24 de var. Ama eşik yok. Bence inanılmaz bir soruydu. Gerçekten yazan arkadaşa tebrikler. Geliyorum buraya. Yanda verilen şekildeki kutucuklar T, O, N, G, U, Ç, Y harfleriyle isimlendirilmiş. Birden yediye kadar olan rakamlar birer kez kullanılarak hem yukarıdan aşağıya hem de sağdan sola. Bakın sağdan sola, sağdan sola ve yukarıdan aşağıya. Artacak biçimde kutucaklara yerleştiriliyor. Yapılan farklı yerleştirmelerin tümünde hangi rakam hangi kutucukta her zaman aynıdır. Düşünelim. Bakın biri buraya da koyabilirsiniz buraya da. O zaman birden bir şey olmaz. Ya pardon birinci harfi. Ya birden 7'ye kadar dediği için 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 gibi düşünebilirsiniz ama 7 burada olmalı. Şimdi 1'i buraya koyabilirsiniz buraya. 2'yi ne yapabilirsiniz? Buna da koyabilirsiniz buraya da. 3'ü de keza buraya koyabilirsiniz. 4'ü de buraya koyabilirsiniz. Misal ne olsun? 4. Arttırdım. 6 gelebileceği gibi 5 de gelir. Ama buraya acaba 6 gelebilir mi? Mesela 4, 5, 6 sağladı. Şimdi buraya 6 gelirse şöyle bir problemle karşılaşıyorum ben. Geriye kalan ne var? 1, 2, 3, arkasından 7 var. 1, 2, 3, 7'yi buraya koymam gerekir ama bu aşağı doğru neydi? Aşağı doğru bunun artması gerekiyor. Ama en aşağıda kaç var? 6 var. O zaman 7'yi bunlardan hiçbirine koyamazsınız. 7 zorunlu olarak buraya gelmek zorunda olur. Aynı şekilde burada diyelim ki burada ne var? 4, 5, 7 mi var? Elinizde 4, 5, 7 olsun. Zorunlu olarak sağdan sola artacağı için 7 gene buraya gelir. Burada kesinlikle çıkartılabilecek sonuç bu harfinin 7 olduğudur. Şimdi gelelim güzel bir soruya. Bir fabrikada üretilen kalemlerin paketlenmesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bakın 1 2 3 3 tane bilgi var. Eğer soruyu güzel okursanız bunları toparlaması rahat olacaktır haliyle. Hemen bakalım. Her pakete 24 tane. Şimdi soru yapabilmek için değişkenler ne var? Paket var, koli var. Değil mi? Dolu paket. Tamam. O zaman şuraya bir paket yazalım. Bir de ne diyelim? Koli. Şimdi her pakette 24 tane kalem olsun. 24 kalem. Ve bir koliye en fazla 12 10 paket. O zaman her pakette 24 kalemse burada ne oldu? 240 kalem var gibi düşünebilirsiniz, değil mi? Veya 10 paket gibi düşünebilirsiniz. Şimdi boş koli, dolu bir paketin ağırlığında. Bakın koli boş ee, dolu bir paketi bulmam gerekir ama boş paket de iki kalemin ağırlığında. Şimdi paketten gidelim. Paket. Şimdi kalemin ağırlığı x olsun. Kalemin bir tane kalemin ağırlığı x olsun. Buna kaç tane kalem geliyordu arkadaşlarım? 24 tane kalem pakete, değil mi? 24x oldu. Devam edelim. Boş paket sonuçta bir paketin kendi ağırlığı var. İçerisine 24 tane kalem koyuyorsunuz ama kutunun bir ağırlığı var kutunun ağırlığı da nedir? 2 kalemin ağırlığındaysa 2x oldu. Burada bir tane paketin ağırlığını ben 26x buldum. Devam edelim. Koli de en fazla 10 paket ama boş koli dolu bir kolinin dolu bir paketin ağırlığında. Yani 26x. Koli için tekrar yapıyorum burada. Kolinin sadece kendisi boş koli 26x. Bir de içerisinde kaç tane paket vardı? Bakılacak olursa 10 paket. Yani 10 paketten dolayı da buradan ne olması gerekir? 260 tane Bakın tekrarlıyorum. Bir paket neydi? 26 x değil mi? 10 paket konuluyor. O zaman 10 çarpı 26 x'ten 260 x de buradan geldi. Buna göre dolu bir kolünün ağırlığı kaç kalemin ağırlığına eşittir? Bu da şu demektir. Dolu kolü bölü kalem. E kalemimize biz ne demiştik? X demiştik. Bunları hemen toplayalım. Bunları toplayacak olursak ne oldu? 286 x. X'imiz burada. X'ler sadeleşir. Kaç katıdır sorularında ne yapıyorduk? Bölme. O halde cevabımız 286 oldu. Ve arkadaşlar geldik güzel bir ödüllü soruya. Bu sorunun güzel tarafı şu. Bu sayıları kullanarak içerisindeki sayıya ulaşmaya çalışacaksınız ama size Mini bir tüyo vereyim. Ufak bir ipucu vereyim. Bu tip sorularda şeklin üçgen olması da önem kazanabilir. Ona da dikkat edin. Veya dörtgen olması da önem kazanabilir. Şekille de alakalı. Eğer buna da dikkat ederseniz bu soruyu rahatlıkla çözersiniz. Sizden ricam bunu çözümlerde yazın. Aklınıza takılan bir şeyler varsa bu videolara ilişkin onu da ben yanıtlayacağım size yorumlarda. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Kolay gelsin.